Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aygün Borazan. Bugün sizlerle beraber Pegu marka bir ucu Type-C, diğer ucu DisplayPort olan kablonun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen kutu açılışına başlayalım. Evet sevgili dostlar, ürünümüzü hepsiburada.com'dan Hepsijet ile satın aldık. Arkadaşlar burada yaşadığım bir olayı size anlatmadan geçemeyeceğim. Bu ürün bana pazar akşamı, evet yanlış duymadınız, pazar akşamı saat akşam 8'de bana ulaştı. Eğer sizlerin de başına böyle bir şey geldiyse mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi arkadaşlar maket bıçağını elimize aldık. Şöyle ambalajlanmış hepsiburada.com ambalajı var. Şöyle bir çentik attım mı yetiyor mu? Yetmiyor. Şu 3 yere de atmam gerekiyor. Şöyle şuradan açtık. Maşallah bu da ne keskinmiş. Şöyle dokandırdık. Bunu da açtık. Şöyle yan taraftan kameranın görecek şekilde açalım. Evet arkadaşlar. Ürünümüz böyle bu şekilde. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Şimdi dostlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hepsiburada.com'da kutuyla ilgili çok şikayetler vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere hem bu açıdan hem de şöyle şu açıdan. Kutu yırtık geldi demişlerdi. Özellikle üzerindeki şu bandrolden bahsetmişlerdi sevgili dostlarım. Şöyle kameraya yakın bir şekilde göstereyim. Bandrol yırtık geldi demişlerdi. Kutu ezilmişti, büzülmüştü. Bizim ürünümüzde çok şükür ki böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Arkasında belirtilen özellikler var arkadaşlar. Ben bunları buradan bakıp okumayacağım, söylemeyeceğim. Ben kendi almış olduğum notlarım var arkadaşlar. Buradaki notlardan yola çıkarak size bir şey söylemeyeceğim ki zaten hepsi aynı arkadaşlar. Benim notlarım ayrı. Buradaki yazılardan bahsetmeyeceğim. Şuradaki bandrol sizin de görmüş olduğunuz üzere kopuk değil arkadaşlar. Üründe şöyle göstereyim. Sağ solu kutusu gayet sıfır orijinal bir ürün. Yani kullanılmış, geri iade olmuş gibisinden kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi dostlarım buradaki bandrolümüzü de şöyle keselim. Buradaki bandrolümüzü de çıkardık arkadaşlar. Şöyle yanlarından açalım. İçerisinde bir tane daha şeffaf poşet diyebileceğimiz ya da mat poşet diyebileceğimiz böyle daha doğru olur. Poşet içerisinde geliyor. Şunu şöyle alalım. Şu şekilde bırakalım dostlarım. Hatta böyle şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle bu şekilde kibarca açıyoruz. Şöyle burada da başka bir şey yok. Evet dostlarım kablonun ilk yapısına baktığım zaman gerçekten de güzel, sert bir kablo, yumuşak bir kablo değil. Aparatları da üzerinde mevcut. Yani metal kısımlarındaki plastik korumalarda mevcut arkadaşlar. Kablonun sağına soluna bakıyorum böyle bir çiziklik falan var mı diye. Bunlara bakmamdaki amaç dostlarım çok şikayetler vardı. Yani aşağı yukarıda en çok satılan site hepsiburada.com olması lazım. 511 tane falan değerlendirme vardı ben en son baktığımda. Oradan da oraya da zaten yükleyeceğim. Linkini atacağım. Açıklama kısmında da bırakacağım arkadaşlar. Ürünümüz gayet sağlam. Kabloda herhangi bir hasar falan ben şu an baktığım gördüğüm kadarıyla tespit etmedim. Ürünümüzün arkadaşlar teknik özelliklerinden ben size biraz bahsetmek istiyorum. Ürünümüzün kablomuzun uzunluğu 1.8 metre yani 2 metreden 20 santim kısa 1.80. Gayet yeterli mi? Bence yeterli arkadaşlar ki zaten bu kadar kullanılmaz bile yani aktaracağınız yer buradan bu kadar olsun yani. Bence iyi bir uzunluğa sahip arkadaşlar. Şöyle dostlarım şu plastik kısımları çıkarmak istiyorum ve bunlardan size biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar şu kısımlarda şöyle göstereyim. 24 ayar altın kaplama var. Veri iletimi için direnç oluşunu engelliyor ve daha iyi iletim sağlıyor. Yani günümüzde yeni bilgisayarların hepsinde, şimdi ben kendim bilgisayarımdan öncelikle sizlere bahsedeyim. Monster notebookların hepsinde arkadaşlar Type-C bağlantısı genelde oluyor. Ancak burada bizim dikkat etmemiz gereken bir kural var. Type-C olmasına rağmen eski notebooklarda arkadaşlar görüntü aktarımını desteklemiyor olabiliyor. Şimdi ben sizlere arkadaşlar bu kısımda bilgisayarınızın özelliklerine bakmanızı
hem de %100 bakmanızı, kesin emin olmanızı isteyeceğim. Çünkü Type-C girişi sadece veri aktarımını sağlıyorsa, görüntü aktarımını sağlamıyorsa bu kablo sizin görüntü aktarımı anlamında hiçbir işinize yaramaz dostlarım. Bundan kesinlikle ilk önce emin olmalısınız. Bu elimde görmüş olduğunuz Pegu marka kablo arkadaşlar 8K 60 Hz, 4K 120 Hz, 4K 60 Hz, 2K 240 Hz ve Full HD 240 Hz desteğe sahip dostlarım. Özellikle Monster Arriont A32 ve Monster Arriont A27, bu arada benim kullanmış olduğum monitör. Eğer böyle bir monitöre sahipseniz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu özellikle bir kablo kullanmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü arkadaşlar günümüzde kullanmış olduğumuz yüksek herzde monitörler 165 Hz ve 240 Hz gibi ekran yenileme hızlarına sahipler. Ve böyle bir ekran yenileme hızı bilgisayarınız, monitörünüz destekliyorsa kesinlikle ve kesinlikle DisplayPort kablo kullanmanız kaçınılmazdır arkadaşlar. Bir diğer özellikten de bahsetmek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Bu kablo Mac bilgisayarınız varsa ya da Windows bilgisayarınız varsa hiç çekinmeden alıp kullanabilirsiniz. Çünkü bu kablo Windows ve Mac bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet sevgili izleyenler, kablonun özelliklerinden sizlere bahsettim. Dikkat etmeniz gereken yerleri belirttim. Videoyu ilerletmeden izleyen arkadaşlarım benim ne demek istediğimi çok açık ve net bir şekilde anlayacaklarından eminim. Yüksek çözünürlükte ya da yüksek ekran yenileme hızlarına sahip monitörleriniz varsa, görüntüde ve seste, özellikle görüntüde kayıp yaşamak istemiyorsanız bu kabloyu tercih edebilirsiniz. Daha başka eğitici videolar izlemek istiyorsanız ve bu videolardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım ve bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.